Şimdi şunun kargolanması lazımmış. Ya Dicle, olanları duydun mu? Neyi? Kıraç Bey, Çınar Bey'in oyuncusunu çalmış. Tuğba Büyüküstü'nü. Aa. Yani tabii ajans için çok iyi oldu ama... ben Çınar Bey için üzüldüm. Sonuçta o Kıraç Bey gibi değil, hassas biri. Peki şu köstebek meselesi ne oldu? Ay yok, yani bu saatten sonra kimse o olayın peşine düşmez bence. Hmm. Ama yani Kıraç Bey'in yaptığı çok kötü bir şey değil mi? Ya adam düz kötü yani. Bence de. Azıcık yüzün kızarmış mı diye bakmaya geldim. Yok, Çınar'a attığın kazık vicdanını hiç rahatsız etmemiş. Ben kötü bir şey yapmadım. Ajansın en önemli müşterilerinden birini geri getirdim, o kadar. Ya, ya tabii. Feriz. Sen bana etik dersi vermeden önce asistanına sahip çıksan. Tuğba'ya yaşı yüzünden reddedildiğini senin asistanın ismi onlamış. Ciddi olamazsın. Tuğba kendi söyledi. Ya niye yaptı, ne niyetle yaptı bilmiyorum. İlgilenmiyorum da ama o kız kesin başımıza iş açacak. Niye böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Çınar'ın siniri burnunda olduğu için ona bir şey söylemedim. Ama artık sen ayar mı verirsin, kovar mısın? Bilemem. Ben olsam onu bir dakika burada tutmam. Dicle! Gel buraya. Kapat kapıyı. Otur. Oyuncularla dışarıda görüşmemem gerektiğini düşünemedim. Bir daha olmayacak. Tuğba Büyüküstü'ne yaş meselesini sen söylemişsin. Niye yaptın? Bir niyetim yoktu. Zaten biliyor sandım. Kendisini kötü hissetmesin diye konuştum. Sana mı kaldı oyuncuların moralini yerine getirmek? Sen buraya çalışmaya mı geldin yoksa ünlü arkadaşlar edinmeye mi? Tam zeki, pratik, enerjik bir asistan buldum diyorum. Bir de bakıyorum sersemin tekiymiş. Hayır gerçekten bak anlamak istiyorum. Tuğba'ya şirinlik yapınca eline ne geçecekti? Annen için imzalı fotoğraf mı alacaktın? Tuğba başka bir ajansa gitse, yılda ne kadar kaybederdi hiç haberin var mı? Hayal edebiliyor musun? Özür dilerim. Ya Allah'tan Kıraç doğruca Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. O mu? Kıraç Bey mi söyledi size? Topla eşyanı. Çıkmadan da muhasebeye uğra. İki günlük paranı versinler. Gel bakalım Miro. Miro. Gel kızım. Tekrar özür dilerim. Asistan öğütücüm. İki günde mi performansından memnun kalmamış? Hı hı. Tam da aramızda bir bağ oluşmuştu. Ama niye oldu bir yandan ya? Zaten burası kuyu gibi bir yer.
Ego savaşları, çekim stresi, reyting kaygısı derken insan erkenden yaşlanıyor. Gülin. Dicle gidiyor, bir güle güle demeyecek misin? Güle güle. Duygusuz. Her şey için teşekkür ederim ama. Bak arama, tamam mı? Ben de bir iş falan duyarsam sette alo diyeceğim sana. Tamam, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'tan kıraç doğrucu Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. Tebrik ederim. Beni işten attırmayı başardın. Ben bir şey yapmadım. Sen kendi kendini attırdın. Neyse, seninle tartışmayacağım. Şunu iade edip gideceğim. Tamam, gerek yok. Daha önce vermek için fırsat olmadı. Senden iş için referans istediğim gün cebime koymuşsun. Annem senin paranı kabul etmedi. Ben de onun kızıyım. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Sadece tek kuruşunu bile harcamadım. Bana o gün sektör köpek balıklarıyla dolu demiştin. En büyük köpek balığı meğerse senmişsin. Öz kızını bile tek bir lokmada yuttun. Tekrar tebrik ederim. Sana söyledim ben, değil mi Dicle? Burada barınamazsın dedim. Senin taş malı değerlerin, ahlakın burada sökmez dedim. Burası süperlik. Sen kendi küçük dünyana dön ve orada kendine uygun bir hayat kur. Burası sana göre değil. İyi şanslar. Etiler'deki Japon restoranına akşam için rezervasyon yapsana. Beren'in doğum gününü kutlayacağız. Ya, alo. Toplantı onların şirketinde. Adresini biliyor musun yoksa konumu atayım mı? Ya şuradan şöyle geçiyordum. Baktım sözleşmeleri kemiriyor. Miro sözleşme falan kemirmez. Feris mi yolladı seni buraya casusluk yapman için? Hayır, yok yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle olmadı. Siz Feris Hanım'sınız değil mi? Ben Dicle. Ya keşke sizin asistanınız olsaydım. Bence buradaki en önemli insanları siz temsil ediyorsunuz. Yeşilçam bizim çocukluğumuzun masalları. Onları oynayanlar da kahramanlar. Tamam, yeter. Kes, ben yağcılıktan hiç hoşlanmam. Şimdiki yönetmenler anlamıyor ama Yeşilçam aktrisleri çok yetenekliydi. Ne doğru. Çok doğru, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bond filminde oynayacak Türk oyuncu sensin. Şimdiden çok heyecanlıyım. Aynen, biz de. Ama konuşmak istediğim birkaç şey var. Tamam. Karakter 25 yaşında.
Yani rolü istiyorsan biraz rötuş yapman gerekecek. Anlamadım. Çok şanslısın, aşırı genç gösteriyorsun. Göz çevrene birkaç küçük dokunuş, birkaç minik dolgu. Benden estetik yaptırmamı mı istiyorsunuz? Estetik sayılmaz yani, birkaç iğne dokunuşu o kadar. Olmaz. Yüzüme dokundurma. Bence hemen hayır deme Tuğba. Bir dinle Ceren'i. Korkulacak bir şey değil. İnsanlar öğle tatilinde yaptırıp ofise dönüyorlar. Şuralara iki iğne, fıs fıs bitti. Kusura bakmayın, olmaz. Bu rolü istiyor musun? Evet, istiyorum. O zaman yaptırmalısın. Yönetmenin şartı bu. Ay, çamurda altın bulmuş gibiyim Ayhan. Evet, evet, oyuncu koçuyla çalıştırmaya başladı. Yeteneği biraz kısıtlı ama aşırı güzel. Aman oynamasın zaten canım. Sırf görünsün yeter. Berfu Erden'in sözleşmesini okudum. Kaşeyi merak ediyorsanız asansörlerin arkasındaki avluda bekliyorum. Ayhan, ben seni birazdan arayayım mı? Kaça anlaşmış kıraç? Ben size bir çay alayım. Hadi söyle. Tamam. Tamam. Söylersen seni işe geri alacağım. Söz mü? Söz. Ajansın en iyi asistanı ben olacağım. Gülünü bile gölgede bırakacağım, göreceksiniz. Ben size soğuk bir şey alayım. Hadi söyle. 350 bin. Kahretsin adam. Gerçekten çok iyi. Ne içersin? Bir Türk kahvesi alırım. Bekir, Bekir, Tuğba Hanım'a bir sade kahve. Orta. Orta. Derhal. Ne haber Tuğba? Böyle gel. Ben yüzümü seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Geçen hafta doğum günüm gerçekten muhteşem bir doğum günü hediyesi oldu bana. Eşim. Kaç yaşındadır sence? 36. 37. 42. 42. Dalga geçiyorsun. Yılda bir kez botoks, yanak dolgusu ve göz altlarına ışık dolgusu yaptırıyor. Hayatta 42 demezdim. Değil mi? Doktor İstanbul'da mı? Hı hı. Alanının en iyisi. Ondan bana randevu al. En doğru kararı verdim bence. Güle güle. Koskoca kraliçe dalı yendim, anlıyor musun? Bir an önce yarın olsun da ajansa gideyim diye sabırsızlanıyorum. Uf, dudaklarını kemiriyor biliyor musun sinirlenince? Yarın ajansta beni görünce de öyle yapacak. Sen de sinirlenince dudaklarını kemiriyorsun. Ya benziyorsunuz diye demedim. Bir sürü insan öyle yapıyor. Gerçi benzeseniz de sorun olmaz. Sonuçta adam... Sonuçta benim hiçbir şeyim değil o. Şu ceket nasıl? Yok ya, o senin tarzın değil ya.
Yalnız benim ayakkabı da almam lazım. Ajanstaki kızların hepsi topuklu giyiyor. Ben aralarında öğrenci gibi duruyorum. Al tabii. Hoş geldiniz. Hayvan gibi güzel şık kadınlar olacak etrafında. Uyum sağlamak önemli. Dicle. Hı. Ya sahiden 350.000 lira mı alacakmış bir film için? Evet. Yılda 2 film çekse... Annemlerin orada 350.000'e 0 daireler var. Her sene 2 tane ev alır. Her sene niye 2 ev alsın? Doğru. Arada araba alır, yazlık alır. Ama 2 senede bitecek olacak şey. Ne yapacak ki o kadar parayı? Her sene 2 film çekmiyorlar öyle. Bazı oyuncular da yıllarca rol bulamıyor. Ortası yok yani. Ya yıldızın parlıyor ya yerlerde sürünüyorsun. Meral, bak. Ha, şuradaki dikişinde potluk var ama kimse anlamaz bunu. Ay yok, kim anlayacak? Pardon, acaba bu ne kadar? 59 lira efendim, o fiyatı. Alırız, tamam. Ben bunu bir deneyeyim. Ben bunu bir deneyeyim. Ya, Barış Havas da o kadar kazanıyor mudur? Bilmem. Ya hem yakışıklı hem zengin, tam benim tipim ya. Kendin gibi normal insanlarla takıl canım. Sinir minir ama sevdim ben Feris Hanım'ı. Kıraç Özdal gibi sinsi değil. Ya Barış Havas da senin benim gibi biriymiş. Normal insanmış yani. Kendi demedi mi dipten geldim diye? Evet ama artık dipte değil. Tamam. Alacağım bunu. Acaba küçük bir indirim yapabilir miyiz? Efendim Feris Hanım? Dicle, hemen sana söyleyeceğim bara gidiyorsun ve Barış'ı oradan sessizce çıkarıp evine bırakıyorsun. Algılayabiliyor musun söylediklerimi? Aha. Pardon, kendi niye çıkmıyormuş? Biriyle kavga etmiş. Kapıda magazinciler ah baba gibi bekliyor. Allah'tan tanıdık mekanda hemen bana haber verdiler. Kurtuluş'ta oturuyordun sen değil mi? Hı hı. 5 dakika içinde taksiye binsen 15 dakikaya oradasın. Tamam, hemen üstümü değiştiriyorum ben. Onunla vakit kaybetme. Senin nasıl göründüğün kimsenin umurunda değil. Konum atıyorum. Kapıdakilere benim ismimi söyle. Abi sen arka kapıda beklersin. Tamam, tamam, tamam. Merhaba. Merhaba. Beni Feris Dikmen gönderdi. Barış Havas için geldim. İçeride bar tarafında. Bizim arkadaşa sorabilirsiniz. Bar tarafı, tamam. Sen kız. Sen de mi buradaydın? Sizi almaya geldim. Bana bebek bakıcılığı yapacaksın demiştim. Kavga etmişsiniz. Mecburdum asistan kız. Sana da ünlü oldun da adam mı oldun lan deseler. Sen de böyle bir... Ayı mı o üstündeki? Panda. Artık seni pijamayla gördüm. Artık bu kadar samimi olduğumuza göre bana siz diyemezsin. Bana bunu bir daha söyletme. Tamam ama hemen gitmemiz lazım buradan. Bak mutfaktan geçip personel kapısından çıkacağız daha. Hadi. Ha. Bu sefer de sen benim gizlice çıkmama yardım edeceksin. Hı. Ödeştik. Ödeştik. Hadi. Aman dikkat et. İyi misin? Ah. Sen şöyle otur. Sen şöyle otur.
Ben sana bir sade kahve, yapayım. Öyle gideriz, tamam? Şunu da tut. Şansına köpüklü oldu diyecektim ama olmadı. Olsun. Sen İstanbul'da mısın? Başka bir yerde konservatuvar okuyup sonra Sinan'ın kalbinin attığı yere geldin. Benim gibi. Ben konservatuvar okumadım. Ha. İlinacı mı? Yok. Alışkınım ben. Kahve biraz sert olmuş. Etme, fotoğrafın çekilmedi. Haber yapamazlar. Yapsalar da Feris bir şekilde halleder. Sen istesen de istemesen de on binlerce genç seni seviyor. Hayranlık duyuyor. Hatta sana benzemek, senin gibi biriyle sevgili olmak için ölüyor. Keşke böyle barlarda kavga edeceğini, onlara örnek olacakları bir şey yapsın. Beni örnek almalarını istemedim ki. Kusura bakma ama o ekrana çıkıyorsan örnek alınırsın. Ya bence. Hayranlık ve saygı görmek değersizliğe ve çaresizliğe karşı bir korumadır. Demiş usta. Öyle işte. Marlon Brando. Sen de her şeyi biliyorsun, Destan kız. Yok ya. Tesadüf. Bir röportajını okumuştum. Aklımda kalmış. Kolonyalı mendil var yanında. Şu çizgini silelim de mikrop kapmasın. Bana çok iyi bakıyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Feris Hanım'ın sorunu çözdük. Hala burada çalışıyorum. Neden tazamatını vereyim mi sana bu gece? Eline sayayım mı? Gidiyorum. Oscar'da ve Türkiye'den bana göstereyim mi sana bu gece?
Kerim, sık kullananlara ekleyeyim mi sen o gece? Kaçın sayfası yapayım sana? Ne diyorsun? Gayet. İlginç. Güzel. Gördüğünüz gibi Çınar Bey biraz etkileyici. Bazen baştan çıkartıcı falan. Ben de arada açıp izliyorum böyle videoyu. Evet anne. Ama işte biraz böyle kurtulmak istiyorum bundan. Yani YouTube'dan biraz çıkmak istiyorum açıkçası. İşte sinema da televizyon gibi işler yapmak istiyorum. Oralara iş yapıp biraz YouTube'da uzak durmak istiyorum açıkçası. Biraz unutulsun istiyorum video. Düşünülür. Beraber bir karar verilir. Birkaç güne konuşulur. Ender'cim, onlar yapılır. Estetikle alakalı herhangi bir korkun, bir problem yok değil mi? Yok yani, hatta iyi de olabilir gibi sanki. Estetiğe karşı değil. Aynen, hiç yapabiliriz yani. Bence de. Onu şey yaparız. Birkaç güne konuşuruz. Tamamdır, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yeni keşifler falan mı Çınar Bey? Yani YouTuber'lar... Yıldızımı kaybettiğime göre yenilerini bulmam lazım. Biraz böyle komedyenlere yöneleyim dedim ama Tuğba kadar iyi bir oyuncu bulabilir miyim anlamadım. Ya siz neden hemen pes ediyorsunuz? Tuğba konusunda mı? Hı. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Karşılaşınca yüzüme bile bakmadı. Kendisine kıraçla mutlu bir kariyer diliyor. Yani ben kariyeri bilmem ama yani mutlu olmayacağı kesin. Ya kadına daha ilk günden estetik cerraha yolladı. Ne? Evet ya, randevusunu ben aldım. Ya tamam, yine kaybetmeyi bilin. Ama yani siz sadece onun menajeri değildiniz. Arkadaşıydınız da. Tuğba! Tuğba! Çınar! Çınar, sen motorla nasıl girdin buraya? Birkaç kuralı çiğnedim galiba. Tuğba, konuşmamız lazım. Allah aşkına, iki dakika insene şu an. Durdurabilirsem gireceğim zaten Çınar. Yakut! Ha, Yakut dur! Hani sen aklını unutmamıştın, çok iyi biniyordun. Göz göre göre yalan söylemiştin bana. Yalan söylemedim. Birkaç ders sonra çok iyi biniyor olacaktım. Yalan söylememiş olacaktım, tamam mı? Ayrıca sen bana yalan söyledin. Yalancı sensin, tamam mı? Asla, ben seni daha fazla üzmemek için gerçeği birazcık çarpıttım. Çınar! Aman, Çınar! Tuba, öyle yapma, öyle yapma. Dik dur. Çınar, yardım. Dik dur, dizgini çek. Ho, Yakut! Tuba Hanım gitti. Çınar! Tuba Hanım'a yetişin! Tuba Hanım'a... Kızgın mısın? Crash'ta çalışıyorum diye. Başta kızgındım. Ama şimdi değilim. Sen benim sadece müşterim değilsin ki. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun. O yüzden kariyerin için en iyisi neyse onu yap. Bugün benimle doktora gelir misin? Biraz gerginim de. Crash'tan istemek içimden gelmedi. Programıma bir bakayım. Duruma göre söylerim ben. Programı bir bakayım. Duruma göre serseri. Günaydın. Bu yamuk dikici şeyleri özel hayatında giy. Buraya geldiğinde daha şık ol. Beni temsil ediyorsun. Çınar'ın oyuncusunu aldın. Şimdi de benim odama mı göz diktin? Dicle niye hala burada çalışıyor? Sorudan da soruyu sorma tarzından da hiç hoşlanmadım. Asistanlarımı işe alıp çıkarırken hiç kimseye hesap verecek değilim. Tuğba konusunda yaptığı hataya rağmen mi? Ajansın iyiliği söz konusu olunca hepimiz herkese hesap vermek zorundayız. Bir hata yaptı ama felakete yol açmadı yani. Ben engel olmasaydım... Kıraç, ne bu sinir? Ya Dicle deneyimsiz genç bir kız olmasa başka bir meseleden taktın sanacaksın. Daha neler? Ömrümde görmediğim biri. Neyse, sen bilirsin. Gülüm, sana bir şey soracağım ama dürüst ol. Üzülürüm falan diye korkma sakın, tamam mı? Korkmuyorum ki zaten. Sence bu isimdekiler böyle kötü mü? Hı? Böyle. Ay tamam, dur. Kalitesiz. Demode. Çakma. Feci ya. Sağ ol. Ne demek canım, ver sonra. Ya
Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Yüzünü buruşturma öyle bak. O kırışıklıklar böyle böyle oluyor. Tamam, ben şunu park edeceğim. Çınar. Aslında sen gelmesen daha iyi. Olur mu canım öyle şey? Ne olur dramatize etmeyelim. Yarım saatlik iş. Tamam. Bir ara buluşalım olur mu? Eski günlerdeki gibi. Ne zaman istersen. Derin miydi benim alın çizgilerim? Çizgi falan yok. Nasıl çizgim yok bak. Annen hastalandığında çok paniklemiştim. Üzülmüştün ya, o zaman çıktı işte o. Bak şu göz çevrendeki tatlı minik küçük kaz ayakları da güneş gözlüğü takmayı sevme benden. Anladım, 2 dakikada çıkardın yüzümün haritasını. Yüzünün haritasını değil, hafızasını. Yüzümün hafızası. Her çizginin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hatırası var. Buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Sen hala burada mısın? Yaptırmayacağını biliyordum. Yüzümün hafızasını sildirmek istemedim. Bana ölümsüz bir Bond kızına mal oldu ama olsun. Hadi çok açım. Hamburger mi? Tabii. Havasıyla bir olaylar mı yaratmış? Nereden çıktı? Sen fotokopideyken Feris Hanım'ın yanına gidiyordu bu. Alnında bir bant. Kesin kavga. Kavga yani. Evet, Feris Hanım'ı çok uğraştıracak bu. Niye öyle dedin? Yani demin ne oldu? Şöyle yüzüne tokat gibi çarptı. Savrulup duruyor. Barış'cığım, biz bunu daha kaç kez konuşacağız? Herkesin gözü üstünde, en ufak hareketine bile dikkat etmelisin. İnsanlar neden sadece rolümle ilgilenmiyor? Ben o dizideki sevimli romantik Yağmur değilim. Barış'ım ben ya. Bazen içiyorum, sinirleniyorum. Kavga ediyorum. Tamam da işler böyle yürümüyor, bunu sen de biliyorsun. Fanlar senin Yağmur olmanı. Hatta dizide sevdiğin kızı sevmeni istiyorlar. Onlar da bir senaryo yazıyorlar. Gerçek hayatta da bunu oynayacaksın diyorsun. Sadece biraz daha uyumlu ol. Bunu diyorum. Ağır geliyor Feris. İnsanların benden olmadığım biri gibi davranmamı beklemesi yoruyor. Şöhret özgürlük değildir. Hatta çoğu zaman tam tersidir. O yüzden lütfen biraz sık dişini. Sezon arasında yurt dışına tatile gidersin. Orada kafana estiği gibi takılırsın. O zamana kadar biraz dikkat. İçmek yok. Kavga etmek yok. Beren'den başka bir kızla görünmek yok. Bir skandal daha kariyerini bitirir. Ben bile arkanda duramam. Çok ciddiyim. Sonra da yeni sezon anlaşmanı yapınca o eşyalı villadan da çıkarsınız. Yepyeni, daha iyi bir eve geçersiniz. Yeni sezon anlaşmasını yapmazsan Bodrum kata dönüş diyorsun. Hayır. Hayır, onu kastetmedim. Barış, çok yeteneklisin. Lütfen, ne olur bunu mahvetme. Peki,
Görüşürüz. Barış. Görünmüyorsun. Hasta mısın? Yok. Bir garipsin ama. Gece merak ettim. Mesaj atıp nasıl olduğunu soracaktım ama sonra uyuyorsundur deyip. Öyle işte. Barış, seni kısıracak bir şey mi yaptım? Sen bir şey yapmadın asistan kız. Peki neden böylesin? Herkese selam. Barış, burada mıydın sen? Bütün gece uyumadın mı? Ne bu hali? Alnına ne oldu? Yok öyle, ufak bir çizik. Kıyamam. Yılın çifti bir arada. Arkadaşlar, bari burada yapmayın. Ben söyleyeceğim, bana ne? Aşırı yakışıyorsunuz ikiniz de. Size bakarken içimden anneanne fışkırıyor, böyle maşallah çekmek istiyor. Dicle, sen bir yere mi gidiyordun? Yok. Ceket almışsın, erkek ceketi gibi bakayım. Arkadaşımın gece üşüyünce verdi. Dicle, bunlar gerçek hayatta da sevgili olur, hiç sekmez. Normal insanla sevgili olmazlar diyorsun. Normal insan onları kaldıramaz. Yalnız bu Beren nasıl şanslı bir şeyse, babasının prensesiydi, şimdi de Barış'ın kraliçesi olur. Yok. Kıraç Bey'in oyuncusu mu? Yok be kızı. Ne? Ne oldu? Niye şaşırdın? Hiç. Gel. Kıraç'ın Tuğba'nın onu kovduğundan haberi var mı? Yok, yarın öğrenecek. Ay, yüzünün halini görmek için sabırsızlanıyorum. Otoks yaptırmadan duyunca zıplamıştır zaten. Keyfiniz yerinde maşallah. Hayırdır? Ya, Çınar çok komik bir şey anlatıyordu da. İşle ilgili değil. Ne oldu? Sen niye gerildin? Bond filminde işler iyi gitmiyor. Aa, neden? Tuba Hanım önce estetik yaptıracağına söz verdi, sonra da vazgeçti. İyi yapmış. Kimsenin estetiğine herkes karışamaz. Tamam mıyız çocuklar? Ha? Yok, Dicle yok. Gitmiş. Çünkü mesai bitti canım. Ve biz Nadir Bey'le konuşmak için burada kaldık. Ve Dicle onu tanımıyor. Kesin artık. Aa, tamam. Oyuncu krizlerinizi, didişmelerinizi yarım saat erteleyeceksiniz. Çok istediniz diye Nadir'e telefon açıyoruz. Ama hiçbiriniz, tekrar ediyorum, hiçbiriniz oyuncu sorunlarından söz edip tatilini mahvetmeyeceksiniz. Hadi bakalım. Oğlum ara, hoparlöre bağla. Tamam. Biz niye görüntülü konuşmuyoruz? Ya internet iyi değil demişti. Yani Nadir abi atıyordur, elindeki kokteyli görmeyelim diye yapıyordur o ya. Nadir abi selam. Nadir Bey, hoparlördesiniz. Nadir Bey, ben de buradayım Gülüm. Nadir abi, tatil nasıl gidiyor? Ya ihtiyazdan konuşmayın, adamın kafasını şişireceksiniz. Nadir, canım. Ben Ceylan. Ah, Ceylan merhaba. Nasılsın? Ceylan? Ceylan, biz Nadir abiye mesaj atmıştık arayacağız diye ama. Nadir. Nadir artık yok. Öldü. Efendim? Kalp krizi geçirdi. Denizde yüzerken. Ceren, ne diyorsun? Hastaneye getirdim. Ama kurtaramadılar. Thank you.
gelmedi değil mi? Günaydın bu arada. Ya bütün ajans yıkıldık. Yok henüz cenazenin ne zaman kaldırılacağı belli. Kimin cenazesi? Biri mi öldü? İyi bir saniye bekleteceğim. Ego ajans. Maalesef Filiz Hanım. Dün kaybettik kendisini. Kimi Jülide kimi? Bir saniye kusura bakmayın. Alo Ego ajans. Neyse ki. Sana bir şey olsam çok korktum. Bu kim Kıraç?